Boynuzu kırılan bir hayvan kurban olur mu? Kıymetli kardeşlerim. Öncelikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte kurbanda noksan olan hayvanların kesilmesinden nehyetmiştir. Bunu öncelikle bilelim. Yani sureten Rabbimize yakışmayacak bir şekilde bir noksanlığı bulunan hayvanların kesimini Resulullah nehyetmiş ve yasaklamıştır. Bu nedenle kulağı kesik olan bir hayvan veya kuyruğunun çoğu kesik olan bir hayvan veyahut da gözleri görmeyen bir hayvan gibi noksan olan hayvanlar kurban olamayacaktır. Öncelikle bunu bilelim. Peki hocam Boynuz meselesi de böyle midir? Kıymetli kardeşler, boynuzla alakalı Hazreti Ali radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir nakil vardır. Hazreti Ali'ye bu konu sorulduğu zaman da Hazreti Ali boynuzun kırılmasını kurbana zarar vermeyeceğini ifade etmiştir. Ancak boynuzun zarar vereceğine dair olan bir takım nakiller de söz konusu. İmam e, Tahavi rahmetullahi aleyh boynuz meselesinde gelen yani boynuz kırılmasının kurbana zarar vereceği ile alakalı gelen nakillerin nesh edildiğini hükmetmiştir. Hatta bu boynuz meselesinde bizim mezhep imamlarımızdan olan İmam Muhammed Kitabul Asıl'da boynuz konusunu incelerken bir hayvanın boynuzu doğuştan yoksa veya sonradan kırılmışsa zarar vermeyecektir şeklinde genel bir ifadede bulunmuştur. Bu nedenle boynuzun çoğu mu kırılmış, azı mı kırılmış, sonradan mı kırılmış, doğuştan mı olmamış şeklinde bir detaya girmeden doğuştan olmasa da veya sonradan da kırılsa mutlak olarak bu kurbana zarar vermeyeceğini açıkça ifade etmiştir. Bu nedenle İmam Tahavi'de boynuzla alakalı gelen kurban olmayacağı yönündeki nakillerin neskedildiğini, boynuz meselesinde sonradan kırılsa da, çoğu kırılsa da, kökten kırılsa da, kesim anına giderken kırılsa da fark etmez. Boynuzdaki noksanlığın asla kurbana zarar vermeyeceğini ifade etmiştir. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, bizim de burada tavsiye edeceğimiz uygulama ve görüş budur. Evet, boynuz kökten ilk baştan çıkması engellense de törpül etmek suretiyle bunun çıkışını engelliyorlar. Veya sonradan çoğu kırılsa da kökten kırılsa da boynuzun bu şekilde inkıraza uğraması kurban açısından herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir. İsmaila.net Yolumuz Sohbet